kampımızın ilk etabını bitiriyoruz. Tabii yapılan ilk etap çalışmalar gerçekten çok verimli geçti Ahmet Spor adına. Tabii belirli eksiklikler var takım içerisinde ama yapılan antrenmanlar, oynanan hazırlık maçlarıyla ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Özellikle yapılan iki maçlarda bir Cezayir ikincilik takımı, bir de Bandırma Spor'la hazırlık maçı yaptık. Bu hazırlık maçlarında sonuçta golsüz berabere bitti maçlar ama Ahmet Spor sonuçta tekrardan direnen, zor gol yiyen ama pozisyon üreten bir takım olması gerektiğine inanıyoruz. Tabii pozisyon anlamında belki istediğimiz pozisyonları yaratamadık ama sonuçta Ahmet Spor hem savaşan hem koşan, mücadele eden, bir de açıkçası bunu da spora yansıtan, yani pozitif sahaya yansıyabilen, üretken bir takım olmak zorunda. Tabii bunun mücadelesini vereceğiz. Bunu antrenmanlarla, çalışmalarla gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani bizim açımızdan ilk etap gayet olumlu geçti. Arkadaşlarımız, özellikle yeni katılan arkadaşlarımız, daha önce Ahmet Spor'da ter döken futbolcu arkadaşlarımız çok iyi çalıştılar. Tabii bizim özellikle ikinci etapımızda hazırlık maçlarımız daha yoğun olacak. Takımın iskeletine oturma, takımın oyun anlayışını, felsefesini oturtma adına önemli çalışmaları da yapacağız. Biz Ahmet Spor'un bu anlamda lige hazır olacağına inanıyoruz. Sezon başı özellikle yönetici arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda nasıl bir transfer politikası izlememiz gerektiğini hep beraber oturduk, tartıştık. Hani özellikle bizim nasıl bir takım oluşturmamız gerektiği konusunda gerçekten koşan, mücadele eden, savaşan bir ekip oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor gerçekten eski ruhunu yakalamak zorunda. Bu açıdan yapılan transferlerde özellikle yönetici arkadaşlara ve başkanımızla yaptığımız toplantılarda verdiğimiz liste üzerinden biraz transfer politikasını yürütmeye çalıştık. Tabii hani istenilen futbolcuların alınması noktasında biliyorsunuz çok ciddi sorunlar da ortaya çıkıyor. Yani Ahmet Spor'u tercih etmesi, işte kendi ailevi durumu, kulübün ekonomik durumuyla olan ilgili sporcunun talepleri transfer yapma noktasında tabii ki belirli engelleri de ortaya çıkardı. Ama Ahmet Spor özellikle daha çok oyun yapısına ve anlayışına uyabilecek transferleri yapmaya çalıştı. Tabii bu noktada verdiğimiz rapor doğrultusunda biz bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Şu an için yapılan transferler bizim özellikle talep ettiğimiz ve bu noktada takıma katmak istediğimiz oyuncular oldu. Tabii yapılan hazırlık maçlarında da görülen eksikliklerle ilgili takımda tabii mevcut eksik yerlere transfer yapılması gerektiğiyle ilgili yönetici arkadaşlar, özellikle başkanımıza da bu anlamda raporu sunduk. Bizim şu an eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili çalışmalarımız var. Ahmet Spor eksik olan bölgeleri de tamamlayacak. Tabii şunu açıkça belirtmek gerekiyor. Ahmet Spor zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik anlamda gerçekten destek görmesi gereken bir süreç. Çünkü yapılan transferlerin gerçekten ekonomik anlamda bir maliyeti var. Bu anlamda Ahmet Spor sevdalıları, Ahmet Spor sevenleri, herkes sonuçta bu taşın altına elini sokacak. Gerçekten Ahmet Spor istenilen seviyeye bu anlamda gelecek. Tabii sorunlar illa olacak. Sorunları aşmak için tabii mücadele edeceğiz. Biz sonuna kadar mücadelemizi de devam ettireceğiz. Ama eksiklikler illaki özellikle ikinci kampın başında giderilmek zorunda. Bununla ilgili yönetimin de başkanımızın da bu anlamda gerçekten ciddi çabaları var. Biz bu anlamda bu eksikleri kapatırsak Ahmet Spor daha iyi yerlere gelecek.